Homo sapienslere tehdit olabilecek potansiyel hayvanlar mini serisine hoş geldiniz. Bu seride alışılagelmişin dışında gelişmiş zekalarıyla dikkat çeken canlıları inceleyeceğiz. Sizce herhangi biri insanlara karşı başarılı olup yerimizi alabilir mi? Büyük ihtimalle hayır. Ama ben de araştırmadan önce bu kadar zeki olduklarını bilmiyordum. Dolayısıyla rakiplerimizi daha iyi tanımamız gerekiyor. Bu bölümün konuğu katil balinalar. Bir diğer bilinen isimleriyle orkalar. Katil balina diyoruz kendilerine ama aslında balina değiller. Yunusgillerin en büyük üyesi bunlar. Dolayısıyla daha en başından şüpheli bir tür. Hafızalarda kolayca yer eden, kimilerine göre tatlı bir görünümleri var. Siyah beyaz benekleriyle göze çarpıyorlar. Bu yüksek zekalarını saklamak için güttükleri bir ters psikoloji stratejisi. Dünyadaki okyanusların her yerinde varlar ve her türlü şeyi yiyorlar. Katil balina ismini gerçekten hak ediyorlar. Avlarına karşı psikopatlar, acımasızlar ve inanılmaz güçlüler. Büyük beyaz köpek balığı dediğimiz ikonik hayvanlar 4000 PSI şiddetinde ısırma gücü üretebiliyor. Katil balinalar 19000 PSI falan. Zaten köpek balıklarını da avlıyorlar, yiyorlar rahatça. Ve psikopatlıklarını biraz daha iyi anlatmak gerekirse avladıkları köpek balıklarının sadece karaciğerlerini yiyorlar ve geri kalanını sadece bırakıyorlar yani. Karaciğer zaten yetiyor. Yeteri kadar besin var orada bayağı. Ve belli ki onu daha çok seviyorlar. 10 metreye 10 tonluk koca bir ölüm makinesi. Ama kayda geçmiş tek bir insana yönelik katil balina saldırısı yok. Bu elemanlar insanları tanıyorlar, insanlar ile uğraşmamak gerektiğini biliyorlar ve bizle dostluk ilişkisi kuruyorlar. Bu çok tatlı ve medeni görülebilir ama yine de yanlışlıkla sizi parçalara ayırabilecek güçteki bir vahşi hayvana çok yakınlaşmamanızı öneririm. Katil balinalar küçük topluluklar halinde yaşıyorlar. Kendi aralarında bir kültür var. Hatta her bir topluluğun birbirlerinden farklı frekanstaki sesler ile etkileşime geçtiğini biliyoruz. Yani kendi aralarında kompleks bir dil dahi var olabilir. Avlanırken harika iletişim kuruyorlar. Buz parçasının üstündeki fok balığını suya devirmek için birlikte senkronize bir şekilde hareket edip koca bir dalga yaratıyorlar. Fok balığını suya çekiyorlar vesaire. Ya da kuş avlamak için balıkları yem olarak kullanabiliyorlar. Yani sorunları çözebilmek için bir mantık yürütebiliyorlar. Ortalama bir balıktan beklemeyeceğiniz kadar zekiler. Çoğu balık gerizekalıdır. Bir toplulukları, kültürleri, belki bir dilleri dahi var. İnsanların onlardan çok daha gelişmiş olduğunu anlıyorlar. Belki bu bilgiyi nesiller boyu taşıyorlar, çocuklarına anlatıyorlar ve insanlarla uğraşmıyorlar. Peki katil balinalar gerçekten bir tehdit mi? Şimdi onların insanların yerini almalarını zorlaştıracak mevzulardan bahsedelim. Öncelikle bunlar suda yaşıyor. Suda ne yapacaksın? Sularda yaşayıp gelişmek mümkün bir olay değil. Karaya çıkmak da nereden baksan milyonlarca yıl. Suyun altında medeniyet kurmak istesen dahi daha elin kolun yok. Ne kadar büyük olursan ol, bir noktada alet yapmak gerekiyor. Burnunla ittirerek nükleer santral inşa edemezsin. Ayrıca yediğin etleri ısıtmak da bir medeniyet adımıdır. Daha verimli bir besin haline getirir yediğini. Bunun için de ateş lazım ama suda yaşıyorken zor. Yine bir yolunu bulup suyun dışında etlerini yakabilirler. Bence bu kapasiteleri var ama çok da ihtiyaçları yok. Bunlar yemek bile seçiyor. Belirli balıkları daha fazla avladıkları, daha fazla tercih ettiklerini kaydetmiş bilim insanları. Her biri için aynı mı bilmiyorum. Yani her insanın damak zevki farklıdır balıkta mesela. Her katil balinanın neden farklı değil de koca bir tür bir balığı seviyor bilmiyorum. Ama zaten çok da yaşamlarına tehdit olan bir tür yok etrafta. O yüzden pek gelişeceklerini sanmıyorum. İlerleyen birkaç milyon yıl boyunca katil balinalar türümüze tehdit oluşturmayacak gibi duruyor. Ama serimizin diğer bölümlerindeki hayvanlar için aynısını söyleyebilecek miyiz? Büyük ihtimalle evet ama her zaman tehlikenin farkında olmanın faydası vardır.